من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Şimdi bir mukaddeme yapayım. Bu mevzudan okunacak mevzular veya buna benzer mevzular, insan ne kadar kendisini ihtiyaç hissederse kendisine, o kadar daha canlı dinlemesine vesile oluyor. Bunun da sebebi, mesela bir insan niye namaz kılmıyor? Cevabı şu, çok çeşitli cevabı var da, en merkezi bence şu, kendini tanımıyor. Niye oruç tutmuyor? Kendini tanımıyor. Niye adam vuruyor? Kendini tanımıyor. Niye şunu yapıyor? Kendini tanımıyor. Kendisini tanırsa, o zaman kendisini nerede harcayacağını bilir. Bu mevzular biraz ihtiyaç meselesi. Ben ilk önce bir mukaddeme yapmak istiyorum. Kendini yönetebilmek bir sanat işidir der. Hatta kız verirken, gelin yaparken, çocuk evlendirirken, küfüv deniliyor. Küfüvlerden bir tanesi de sanat geçiyor. Sanat. Sanatta maksat kendini yönetebilmek sanatıdır. En zor da kendisiyle barışık olması. İnsan en zor iş kendisiyle barışık olması. Şimdi şu onlarla alakalı şurada bir şey var. Kendini yönetebilmek bir sanattır. Kendini soyutlama ve olumsuzlama ile kendini inşa eder. Bu da farklı bir yöntem. Şöyle. La ilahe illallah. La ilahe olumsuzlamadır. İllallah olumlulamadır. Yani ilk önce ayıklanması gerekiyor. Mesela küfür reddediliyor. Sonra İman oluyor. İlk önce terk ediyor, sonra eyleme geçiyor. Mesela insan eyleme geçirirsek bunu, yapmaması gerekenleri bilmesi lazım. Yapması gerekenlerden önce. İlk önce yapmaması lazım. Terk usul esastır. Takva meniyattan ve günahlardan içtinab etmek, hiçbirisi de eylem değil. Neyi olumsuzlamışsan onun özüne yükseliyorsun. Yani la ilahe, yani putlaştırma var ya böyle, illa Mekke'de zannettiğimiz o putlardan değil. Adam şimdi arabayı put yapmış, adam parayı put yapmış, doları put yapmış, cinselliği put yapmış. Yani onsuz yaşayamıyor, hakikatine de mani oluyor. Kendini onunla ifade ediyor. Neyi seni yönetiyorsa, seni senden ediyorsa o put oluyor. Olumsuzlamak, yani la ilahe ile olumsuzlamakla eşyanın veya kendinin özüne, illallah'a geçiyorsun. La ilahe, sonra illallah. Yani ilah zannettiğimiz şeyler neler var? Bak bakalım ilah olabilecek mi? Mesela tabiattır, doğadır, şudur, budur. Mesela sigorta mesela değil mi? Mesela çocuğa öyle bakıyorlar. Bak bakalım ilah olacak. Senin dayanabileceğin böyle, her şeyine böyle dayanabileceğin bir nokta olabiliyor mu? Onları olumsuzlamak. Olumsuzlamak kendinin özüne dönmeye vesile oluyor. Yani benim gömleğim, gir içeri benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Bunlar hep olumsuzlama oluyor. Bana ait, ben değilim. Sonra illallah anlamında kendini bulmak. Ona ait bir yer okuyacağım da bir mukaddeme yapıyorum. Buna ait şeye benziyor. Kader bir kumaşa benziyor, kader. Kumaş. Her şey olabiliyor. Onu kendine göre kesmek,
İşte şalvar yapmak, gömlek yapmak, atlet yapmak, bol yapmak, yüksek yapmak şöyle. O senin elinde. Yani kumaş, kader, onu kesip biçmek senin ihtiyar ve iradene bağlı. O kumaş neyle dokunuyor? Nefes alıp verme mekiğiyle. Mekik var ya böyle. Böyle gider böyle. Bir tane böyle atar, bir tane böyle atar. Dokuma tezgahını biliyorsunuz. Ya böyle atar ya da böyle atar. Böyle şak 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 şak. Yani nefes alıp vermek kumaşı dokuyor. O kumaşın adı kaderdir. O kumaşı kendine göre kesmek, biçmek ihtiyar ve iradeye bağlı. Şimdi başka burada mukaddemeye varacağım. O kadar mühim bir mevzu ki inşallah muvaffak olabilirsek şu mevzuya okuyacağım şöyle Risale-i Nur'dan 139. sayfada. Şurada başka ne? 128'de, 127'de ne vardı? Diyor ki, bir insanın şahsiyeti ahlakı üzerine yükselir. Karakteri ise ahlakın çekirdeğidir. Yani burayı okurken çıkarttığım şeyler size kolay olsun diye şey yapıyorum. Bir de okuyorum. Bir insanın şahsiyeti. Şahsiyetli böyle. Nereye bağlı o? Böyle çok okumuş, çok alim, profesör olmuş, alim olmuş, hoca olmuş, cahil olmuş, şoför olmuş. Hiç değil o. Şahsiyet başka bir şey. Bir insanın şahsiyeti ahlakı üzerine yükselir. Meziyetin olur ama bu seviyede olur, yükselmez. Ahlak. Karakter ise ahlakın çekirdeğidir. Ama mesela sığırı ne kadar eğitirseniz eğitin, yükselmez. Çünkü çekirdeği yok. Hani çekirdek, ahlak, şahsiyet. Kısacası çekirdek, onun üzerinde ahlak, onun üzerinde şahsiyet. Başka? Bu da çok önemli. Şu anda söyleyeceğim şey. Nesnesi olmayan düşünce hürafedir. Yani konuştuğumuz bir şeyin kendisi yoksa o hurafedir. Öcü gülüyor diyor. Böyle bir fikir. Ama kendisi yok. Şirk mesela. Konuşuyorsun ama kendisi yok. Hurafe. Hurafe konuşulan fikrin öznesi yoksa, kendisi yoksa ona hurafe deniliyor. Son önermem, bu da burası çok iyi biliyor burayı. Dalgalı suya taş atarsanız dalga olmaz veya gözükmez. Dalga durgun suya olur. Ne demek bu? Hareketsiz bir kafa devamlı meşgul edilir. Alo, alo. Devamlı kapın çalınır böyle. Yani çalışan bir kafada dalgalı bir suya benzer. Attığın taş, atılan taş hiç sana hissettirmez. Bu ne demek? Çalışan kafada, düşünen bir kafada, yani tefekkür eden bir kafada beyin ve vesvese olmaz. İlim ehli demiyor. İlim ehli demiyor. İlim ehlinde de olur. Düşünen, hareketli bir ortamda atılan şey gözükmez. Şeytan atıyor, gözükmez. Şimdi esas meseleye geliyor. Okuyacağım mevzunun emniyetine binaen bunları şey yaptım. Gal 139 sözlerden okuyorum. Gayet yüksek ve garip ve gayet de yaymış acip bir ağaç farz ediyoruz. Bir daha. Gayet yüksek. Rıza çok büyük. Bir ağaç düşün. Çınar ağacı mesela. Ben Bursa'yı biliyorum böyle bir ağaç. Bir de rahmetli Derya Hoca'nın Gürgen'i vardı değil mi? Şey, Gafur. Evet. O yolun altındaki. Çok acayip bir şey o zaman. Yani şöyle bir hayal edin diye ben söylüyorum bunu. Gayet yüksek bir ağaç hayal et. Bu ağaç garip ve garip ama yani benzeri olmayan bir ağaç. Acayip bir şey. Gayet de yaymış ama. Bir de yükseğe doğru gitmiş ama etrafa da yaymış ve hayal edin böyle.
İlk önce örnek veriyoruz ki mevzu daha iyi anlaşılsın diye. Geniş bir ağaç, acayip bir ağaç, garip garip özellikleri var, halleri var, kokuları var, tatları var. Gayet de yüksek bir ağaç. Farz ediyoruz ki o ağaç bir perdeyi gayb altında bir tabakayı mestürü içinde saklamış. Özelliği de şu. Var ama gözükmüyor. Mesela radyo, televizyon dalgalar var ya şu anda. Yok mu? Var. 100 sene önce söylesen, bırak ya kim görmediğin şeye mi inanıyorsun? Kim söylüyor? Kim gidip de görmüş? Der. Şimdi burada sesler var desek, şekiller var desek, yani filmler var. Yukarıdan bunlar yayın yapılıyor. Eskide melekler getiriyordu bunu deyince, ya bırak ya meleği kim görmüş ya neyi getiriyor? Uydu işte. Yayıyor. Sesi de yayıyor. Görüntüyü de yayıyor. Var, var. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Aletin olunca ortaya çıkıyor. Görüntü de ortaya çıkıyor, ses de ortaya çıkıyor. Böyle bir ağaç, Ahmet Fıtsı abi, ağaç farz ediyorsun abi. Yüksek, garip bir acayip ve geniş. Ama gözükmüyor. Ama böyle bir ağaç var. Sonra neye benzer? Kendine benzer ya. İnsana benzer. Yani insan ruhu yaymış, var ama yok ortada. Kilosu yok, hacmi yok, metresi yok, tipi yok, yenmiyor, içmiyor. Ama var. İnsanın ruhu. İnsanın ruhu. Şimdi bir şey anlatacağım da burada. Ağaç, böyle bir ağaç. Farz ediyoruz ama perdeyi gayb altında. Yani gözükmüyor. Burada gözükmüyor. Bir tabakayı mestüre içinde saklanmış. Celal böyle bir ağaç hayal et. Gözükmüyor. Üstünü kapatmış. Malumdur ki bir ağacın insanın azaları gibi onun dalları ve meyveleri ve yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvlar arasında bir münasebet, bir tenasüp, bir muvazenet vardır. İnsanın organları da öyle. Parmağı eline göre, eli koluna göre, kolu vücuduna göre. Ağaca da bakın böyle. Yani en son dal çok kalın, ortadaki böyle ince, öyle değil ya. Hatta o elma veya o meyve ne kadar ağırlığı taşıyorsa sapını da o kadar büyük yapmış. Yani sağlam yapmış. Biliyorsun sap sökülmüyor yani o rüzgarlarda. Yatıp kalkıyor ama kopmuyor. Yani insan azalarına benziyor ağaçta. Yaprakları, çiçekleri, kolları vesaire. Hepsi bir tenasüp içinde. Birbirine matematik bir oranla. Buna altın oranı diyorlar. 1.68 mi neymiş? Böyle bir oran var yani. Her şeyi de ona göre yapmış. Mesela vücuda göre kol, kola göre el, ele göre parmak. Ona göre de ağırlık yapmış. Bu altın oran. Böyle simetrik olarak yapılıyor. Denge korunsun diye. Şimdi bu 10 kilo, bu 2 kilo olmuyor. Böyle bir ağaç da var. Bak, organları insanların diyor, azaları gibi de ağacın dalları, meyveleri, dal düşün. Mesela dal, meyvesi var. Çiçekleri gibi. Sonunda söyleyecek bu ağaç kimmiş. Çiçekleri gibi bütün uzuvları, yani bütün ağacın organları arasında bir münasebet var, bir ilişki var, bir de tenasüp var. Yani ahenk var, birbirini kapatmıyor. Mesela öyle bir portakala yaprak koymuş ki portakal ortada gözükmüyor. Yani öyle sarımtırak bir yaprak olsa portakal yok. İğrenç bir de renk yok böyle. Birbirini kapatmıyor. Nefret ettirmiyor. Birbirini tamamlıyor. Tenasüp. Bir de birbirindeki vazifeleri tamamlamak üzerine kurulmuş. Mesela yaprak fotosentez olayıyla almış olduğu ultraviyol ışınları vesaire güneş enerjisini meyvesine ve ağacına taşıyor. Yani birbirine bütünlemek üzerine kurulmuş. Birbirini bütünlemek üzerine kurulmuş. Bak birbirini bütünleyecek. Birbirinin özelliğini ortadan kaldırmayacak,
mütenasip olacak. Sonra bir muvazenet lazım. Mehmet diyor ki ulan ne çıkacak şimdi bu ağaçtan sonra? Çok ilginç. Ağacın böyle bir özelliği var, gözükmüyor, birbirine organlar gibi uygun, birbirini kapatmıyor ve birbirinin işlerine yardım ediyor. Her bir cüzü o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır. Her bir cüzü, ona göre mesela yaprağın şekline bak, meyveye bak. Yaprağın kokusuna bak, çiçek kokusuna bak, meyvenin kokusuna bak. Ona göre bir de şekil almışlar, bir suret verilmiş. Mesela ayvanın rengi sarı. Elmayı iki tane yapmış, kırmızı yapmış, bir sarı yapmış. Bir tanesi kanla alakalı, bir tanesi sindirmeyle alakalı, ceviz de malum beyinle alakalı vesaire. Yani vazifelerine göre koku veriliyor, şekil veriliyor. Bunlar da kendi şahsiyetleri yani. Sonra işte hiç görünmeyen ve halen görünmüyor o ağaca biri çıksa, şimdi onu gözükmüyor böyle bir ağaca, birisi çıksa, çıktı birisi, bir perde üstünde onun her bir azasına mukabil bir isim çekse, birisi geldi, ya diyor ki, ey insanlar, ey ahali, böyle garip bir ağaç var. Nerede var? O ağaç her tarafa yaymış. Nasıl? Bak pazarı çiziyorum size. O dal, o ağacın dalı pazara gelmiş. Bu rap miydi senin? Yok. Köyün neresiydi şey? İlastas. İlastas. Pazarın bir dalı var, bir kolu da İlastas. Ama çiziyor. Röntgenini çiziyor. MR mesela. Şimdi insan ayda bir, altı ayda bir falan diyorlar ya vesvesenizi artırmak için. Mutlaka MR çektirin diye. Faydası var gibi gözükürken vesvesesi artıyor insanın. Böyle bir ağacın bir dalı pazara pazar. İlastas tak bir kolu böyle. Onun bir parçası. Ama gözükmüyor. Orada ta kainat kurulduktan kıyamete kadar bütün o yapı, oranın sistemi, gelen giden konuşmalar vesaire şahsiyetler, kimlikler ve kişilikleri, birisi çıksa dese ki bak böyle haritayı çiziyorum MR'ı, gözükmeyeni gözükür halde resmediyor. Merak etmez misin? Sen mesela doğduğun evde, doğduğun ev biliyorsun. Acaba kimler o sokaktan, şimdi eski yollar, eski evlere ancak hatıra için gidiyoruz, etkilenmek için gidiyoruz da. Ve demiyor musunuz bu yollardan kimler yürümüş kimler? Kimler geçmiş burada? Şimdi onlar gözükmüyor ama. Biz fiziken biliyoruz ki birbirine üzerine bindirilmiş şahsiyetler orada. Yok olmamışlar o insanlar. Kimler orada yaşamışsa orada duruyor. Şimdi Avrupa'nın şeyle meşgul olduğu gibi İsa Aleyhisselam'ın sesini çıkartmak için gizli, yani hiçbir şey yok olmaz, var da yok olmaz diyor. İsa Aleyhisselam'ın dolaştığı yerlerde, konuştuğu yerlerde şahsiyetleri, şekli ve sesi duruyor. Fiziken böyle. Onu ortaya çıkartmak için uğraşıyor. O gizli olan şeyi. Şimdi biri çıksa, ya bu beldenin gözükmeyen tarafını görmüyoruz yani. Ama her şey o. Resmetse, envarını çekse, gösterse, insan ne kadar merak eder? Merak eder yani. Sırf ayda ne var ne yok diye adam ömrünü vermiş ya. Adam adrenalin yükselsin diyor, 300 küsür metreden kendisini atıyor ya, ipe bağlamış. Bu deliliği yapıyor ya. Adrenalin yükselsin diye havada uçuyor ya, bir torba giymiş. Ha böyle uçuyor adam ya. Çok tuhaf yani. Şimdi niye bunu yükselsin? Şimdi senin neyin yükselecek? Ruhsal yapın ortaya çıkacak yani böyle bir ağaçta. Allah Allah ne şahsiyetleri var. Ondan sonra bizim o ilastasın maddi şey değil. Ötelerde ne ifade ediyor? Ahirette ne ifade etmiş ve ediyor? Ne bekleniliyor? İlastasın o yapısı. Biri çıksa, birer resim çekse, birer hudut çizse, dalından meyveye, meyveden yaprağa bir tenasüple bir süre tersim etse ve birbirinden nihayetsiz uzak mette ve muntahasının ortasına uzuvlarının aynı şekil ve suretlerini gösterecek
muvafık tersimatta doldursa, yani o ağacın birbirine olan uzaklıklarının, mutenasıplarının, uygunluklarının birbirine yapısı ve anlamları ifade ettiğini birisi bunu gösterse, tersim etse, elbette şüphe kalmaz ki o ressam o gaybi ağacı gayb aşina nazarıyla görür, ihata eder, sonra tasvir eder. Demek ki o zatı biz görmüyoruz ama o zat görüyor. Diyor ki bir tanesi çıktı. Ya bir tane diyeceksiniz ki ya böyle bir şey var mı? Ya bir tanesi fizik, kuantum fiziğini söylüyor. Diyor ki bu madde bittiği yerde kuantum fiziği başlıyor. Biz buna inanıyoruz. Niye? Ehli olduğundan dolayı ona inanıyoruz. Teslim oluyorsun adam ve ehli diyorsun. Gidiyorsun zararlı dahi olsa belki isabet etmiştir, belki de etmemiştir bir doktora. Etmedikleri de çok. Bir sürü yanlış ilaç da içiyoruz. Yanlış tesis yapılmış bak. Kansersin denildi. Değil mi Gafur senin teyzen neydi? Değilmiş yani. Berbat etmişler. Peki bu doktora teslim olup ilacını içiyorsun. Şüphen kalmıyor. Niye biliyor? Uzman yani. Neyi biliyor? Bedenin işleyişini biliyor. Birisi çıkmış, ahiretle dünyayı izah ediyor. İnsanın içsel yapısını anlamlandırıyor, ortaya çıkarıyor. Bu peygamber. Ve hayatında hiç yalan olmamış. İnsanları ikna etme adına mucizeler gözükmüş. İnkar edememişler, sihir demişler. Hayatında hep dürüstlük olmuş, yalan olmamış. Böyle bir insan dese ki, hatta o kendisi demiş, ey ahali, şu beni nasıl biliyorsunuz? Muhammed'in emin demiş. Peki ben desem ki, şu dağların arkasından bir düşman ordusu geliyor, inanır mısınız? Demişler ki, kendi düşmanları da içinde. Hayatında hiç yalan olmamış diyor, değil mi Ömer? Hayatında hiç yalan olmamış. Dersen inanırız demişler. Yani dağın arkasında düşman varsa inanırız. İşte ben diyor, madem ben hiç hayatımda yalan konuşmadım, hayatım bu, ben Allah var, ben peygamberim. Ahiret var diyor. Ve buna mukabil bir şey de istemiyor, ücret de istemiyor. Vay nereden bizi söylüyorsun? Lan yılan çıyan akreplerde yem olacaksın, çürüyecektin, yok olacaktın. Sana diyor ki yok ahirete gidiyorsun. Ebedi bir memlekete gidiyorsun yani. Orada durmayacaksın. Muvakkaten bizi burada durduruyor bu dünyada. Teris olacaksın. İnkarcılar çıkıyor. Yok. Öyle bir alem yok. Ne var? Yılan çıyan akreplere yem olmak var. Burada çürümek var. İyi bir şey mi yani bu? Yok olmak mı daha iyi bir şey? Yılan çıyanlar akrep olmak varken ne işimiz var böyle dünyadan daha kaliteli bir yer der gibi. Şimdi arkadaşlar, bu okuduğum yerden bir murat mana şu. Allah var iken hiçbir şey yok idi. Allah karar verdi, Nur-u Muhammedi'yi yarattı. Nur-u Muhammedi'yi yarattıktan sonra buradaki okuduğum gözükmeyen ağaç gibi bu ağaç insandır. Bu ağaç şeceri hilkattır. Allah'ın dışında var olan 18 bin alem ağaçtır. Ağaç. Onun hulasası insan. Bu insanın açılımı o şeceri hilkat. O ağacı biz görmüyoruz. Ama o ağacı meyvesiyiz. Varlığına delil, meyve varsa ağacı da vardır. Biz o alemlerin hulasasıyız. 18 bin tane alem var. Mesela insanda beka arzusu var. Ama böyle bir yer yok şimdi burada. Ebed var. Yani vesaire. Sonsuzluk var. Hiç dert keder istemiyoruz. Böyle bir sistemi var insanda. Ama böyle bir alemin içinde değiliz. O zaman bu alemin süreci değiliz biz. Biz bir meyveyiz. O gözükmeyen ağacın meyvesiyiz. Böyle bir ağaç. Şimdi diyeceğim şu. Burada bir manası. O gözükmeyen ağaç ismi şu. Nur-u Muhammedi yaratıldı. Çekirdek. Seni bir kendime alıyorum. Olması gereken çekirdeği toprağa attın.
olması gereken bütün en son hudutlarıyla manevi bir vücudu var. Vücudum var benim. Herkesin de var böyle. Çekirdek yaratıldı. Patladığı anda olması gereken, gözle gözükmüyor. Bu manevi bir ağaç var. Şu anda toprakta da mesela kestane attığımız zaman kestane filiz verdi mi gözümüzde gözüken şu filiz. Aslında olması gereken ağaç bir anda tamamen en mükemmeli oluyor. Olan ne peki şu anda filiz? O manevi ağaç kalıptır, kalıp. Onun üzerine harç atmak gibi kaza bu. O manevi ağaç kader, senin ruhsal yapın, olman gereken istidat ve kabiliyetlerin son hali. Peki şu anda olan ben kim? O sistemin içine kader kalıpları der ustad. Olmakta olandır insan. Bir daha söyleyeyim. 20 tane veci insanın izahı var. Oradan hulasa ettim. İnsan nedir? İnsan evrilip devriliyor. Bir sürü hadiselerle evrilip geçiyor. Olmakta devam ediyor. Her şey olabiliyor. Ama şu anda söylerken olmakta olandır. Ama olmaya devam eden insan. İşte o ağaç, manevi ağaç senin şahsiyetindir. Yani şu anda o ağacın biz kalıpları içinde, şu binanın kalıpları var ya, inşaatta kalıp yaparlar, sonra harç dökerler. Ne kadar döktün bugün? Bu kadar. Biraz da ileri döktün. Hani Rize'de üst geçit yaptılar ya, biraz da uzattılar, biraz da her sene uzatıyor, bilmem ne yapıyor. Böyle kalıpları yapılıyor ama harç dökülmemiş. Harç yaşadıklarımız. O kalıplar ise olmamız gereken her şey. Sistemin adı. Biz olmakta olanız şu anda ve kader kalıplarında hayatımızda betonu döküyoruz. O biz oluyoruz. Bu ağaç işte bu. Ne garip, gayet yayılmış, acip bir farz. Ağaç farz ediyoruz ki bu ağaç bir perde-i gayb altında, tabaka-i mestüre içinde saklanmış. Böyle saklı bir ağaç. Biz olmamız gereken ne varsa çekirdek patlar. Başka 29. sözde de uzatmamak için ona ait bir delil yapacağım. Çekirdek patladı değil mi? Biz zannediyoruz ki ağaç bu kadar gözüküyor. Hayır, patladığı anda olması gereken hepsi oluyor. Buna usta tereşut demiyor. Bunu anlamlandırmak için buna temessül diyor. Tereşut denseydi ağaç attığı kadar, ortaya çıktığı kadar, yani gözüktüğü kadar vardır bilecektik. Bunun adı tereşüyor. Temessül ise, ustad diyor ki gene orada, çekirdekten diyor, ağacın dalına, budağına emirler giderken ne yapması gerektiğini, hudutla öyle ağacı takip ederek gitmiyor. Yoksa sıraya konulurdu. Sağ tarafı yaparken sol taraf mahrum olurdu. Çekirdekteki program, komut, bütün ağaca gidiyor diyor temessülen. Temessül tabirini kullanıyor. Temessül, güneşin aynada gözükme yöntemi. Bu yönteme temessül deniyor. Misallenmiş. Orada çıkmış ama güneş aynaya gelirken böyle bir kalıp yolu takip etmemiş. Ağacın gövdesi gibi bir yolu takip etmemiş. Kısacası ağacın sağındaki solundaki yaprağa, çiçeğe, kütüğe, toprağın altındaki çekirdekteki program buraya aktarılma Yusuf yolla değil, manevi dalga boyuyla işte temessül diyor. Çekirdekteki ükde-i hayatiye hepsine verilmesi gereken komutu veriyor ve diyor ki bunun diyor evamiri tekviniyesi her yerde ve hiçbir yerde değil diyor. Yani bir hat takip etmiyor. Bunu inşallah gelecekte de ortaya çıkacak dahi. Böyle bir kimyasal bir bilgi aktarımı değil bu. Ha, madde aktarımı demiyorum. Bilgi aktarımı, yönetim aktarımı böyle veriliyor. İşte insan da Nur-u Muhammedi'den
yaratılınca biz içinde varız. Nur-u Muhammedi'den ilk Nur-u Muhammedi yaratıldı. Big Bang'a benziyor. Fizikçiler öyle diyor ya. Big Bang veya buna benziyor. O çekirdek, yani olmayan çekirdek, kütlesi sonsuz, hacmi sıfır, zaman sıfır, patlamış. Evrende diyor genişliyor diyor. Evren yok ki genişlesin. Big Bang patlayınca oluşan alana, gerideki alana evren deniliyor. Yani onu kabul edeceksin diyor. Fizikte bu önerme. Şimdi peki bunları niye anlatmaya çalışıyorum? Nereye varmaya çalışıyorum? Biz şu anda yaşadıklarımızla biz değiliz. Olmamız gereken o manevi ağaç, manevi kalıp, kader bu. Onların içerisinde o manevi vücudu, o ağaç, gözükmeyen ağaçta ne kadar ne yaşıyorsak, ne okuyorsak, ne namaz kılıyorsak oraya beton döküyoruz, o kalıba şekil alıyoruz. İşte olmakta olan o ağaç olan benim. O anda o benim. Abi ben beni tanımaya mı gelmişim yani? Evet. Çünkü sen kendini kendi ellerinle kaybettin. Muhyiddin Arabi der ki ben kendimi kendi ellerimle kaybettim. Yine kendimi bulan ben diyor. Kendi elimle ben kendimi bulan. İnsan kendisini kendisiyle kaybetmiş. Abi bir de şu mukaddemedeki söylediğiniz şey çok hoşuma gitti. La ilahe illallah. Evet. Dediniz ya abi. Şimdi önce la, önce olumsuzlama. Olumsuzluklamak, olumsuzlamak. Aslında bir taraftan da olumluyu bulmak manasını şey yapıyor. Yani bu değil, bu değil, bu değil, bu değil derken kalıp geri oluşturuyor. Evet. Asıl süleyeti çıkartıyor ortaya. Evet. Rüyeti çıkartıyor. Yani bu la'lar, bu terkler, bu aslında inkişaf oluyor. Mesela bir taş düşün diyor. Evet. Terki. Evet. Yapmış yani. Adam heykeltraş. Kamyonla bir büyük taş getirmiş. Olumsuzlayacak şimdi. Çocuk, ufak çocuğu bakmış 3-5 yaşında. Yukarı. Babası da heykeltraş. Almış böyle burçun işte ne işte demiri. Tepesine çıkmış. Her gün tak 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 kıra 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 bir baktı ki kafa çıktı. Ha bu la ilahe olumsuzlama. Evet. Sonra adam çıktı. Çocuk demiş ki babasına. Baba bu taşın içinde adam olduğunu nereden biliyordu? İçin çocuğa göre adam içinde saklı, üzerindeki taşı ata 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 adam ortaya çıktı. Baba diyor içindeki, içinde adam olduğunu nereden biliyordun? Olumsuzlama ile olumlulamayı ortaya çıkartıyorsun. Evet. Değil değil bu. Değil değil. Mesela takva, menhiyattan ve günahlardan içtinap etmek. Hiçbir tanesi de eylem değil. Mesela takvayı sabaha kadar namaz kılmak, gündüz hep oruç tutmak değil yani. Peki ne? Menhiyattan ve günahlar, defi mevsfası, terk-i kebay. Bir tanesi itikat, bir tanesi eylem. Yani bidatlar, yani şirk, bidatlar. Bidatları yapmamak eylem, ötekinde şirk yapmamak, olumsuzlamak. La ilahe, sonra illallah. İnsan işte o taşın arasından çıkması, ortaya çıkması. Ben diyor kendi elimle kendimi kaybettim. Yine kendi elimle kendimi bulam diye söylüyor. Abicim çekirdeğe asli nazarıyla bakacak olursak beşeriyetin bu aynadarlığı imbisat oluyor. Ama evet. Beşeriyet nazarıyla bakacak olursak bu inkişaf oluyor. Bu. İnkişaf oluyor. Terakkiyat oluyor ve imbisata doğru gidiyor aslında. Evet. Yani şey değişiyor sanki gibi. Nereden, hangi cennetten bakarsan ona göre değişiyor gibi abi. Mesela bütünlüğü de la ilahe illallah oluyor abi işte. Bütünlüğü, yani kaderin bütünlüğü la ilahe illallah oluyor. Aynen. İşte burada bu alıştırmamış bir ders. 15 dakika, 10 dakika kendimi zorladım ki bu misale bir muhatap olalım. Başta şöyle başladım. İhtiyacın hissedersen gözükür. Ne anlatıyor ya? Va biliyor mu ağaçı dersen hiçbir şey anlamazsın. İhtiyaç bu. İhtiyacını hissetmek. Üstad-ı Rahmetli der ki, insanı inşa eden meraktır derdi. Ben de çatışırdım onunla. Ben derdim ki hayaldır. Hayal edersen, tabii ki zaman zaman onun haklı olduğunu gösteriyor. Çünkü merak ettiğin bir şeyi hayal edersin. Merak yani.
insan kendisini merak etmese, şimdi devam ediyor. Bu, ben biraz acele ettim böyle, biraz ağır gelmiş gibi böyle bir hava esnedim, hemen insan uyguladım. Ama bunu ustad Kur'an'a geçiriyor şimdi. Diyor ki, üçü aynı. Şeceri hilkat, yani Allah'ın dışında yaratılan bütün 18 bin alem eşittir insan, eşittir Kur'an. Üçü aynı. Şimdi bunu Kur'an'a uyguluyor Yusuf. Aynen onun gibi Kur'an-ı mucizül beyan dahi hakikat-ı mümkünata dair ki o hakikat dünyanın iptidasından, dünyanın ta başından, kuruluşundan tut ta ahiretin en nihayetine kadar uzanmış, ferçten arşa, zerreden şemse kadar yayılmış olan şeceri hilkatin hakikatına dair beyanat-ı Kur'aniyesi. Yani birisi çıkmış, fizikle, matematikle çözemezsiniz kabir ve sonrasını. Neyle anlatacaksın? İnsanın en büyük meselesi kabir. Mezara girdi, herkes girecek. İnsanın en büyük meselesi bu kabir. Nasıl kurtulacaksın? Kimya ile anlamıyorsun. Matematikle çözemiyorsun. İnsanın en büyük meselesi ömrünü verdiği fenlerle çözemiyorsun. Neyle tanımlayacaksın? Gidip kayboluyor adam. Çok garip değil mi ya? Geliş yoluna bak, gidiş yoluna bak. Peki, insan kendisini merak etmez mi? Bu tarihe kadar insanoğlu, yani filozoflar ve kitapların ekseriyeti mutlaka itibariyle insan üzerine yazılmış. İnsanoğlunun en çok merak ettiği kişi kendisi. Abi işte, burada beyanat-ı Kur'aniye demiyor, beyanat-ı Furkaniye diyor. Yani bu bütünlüğü benim açılımım. Bu Kur'an değil bu. Değil. Varlık diyor. Varlık. Kur'an kainatı anlatıyor. Kur'an, Kur'an'dır. Anlattığı şey Kur'an değil. Furkan. Değil, değil Furkan'dır. Evet. Yani donmuş Kur'an. Evet. Furkan diyor burada. Kur'an-ı mucizül beyanın dahi diyor. Ha beyanı, beyan eden Kur'an. Evet. Neyi anlatıyor? Ne ihtiyaç var Kur'an'a? Çünkü niye? İnsanın en büyük meselesini çözümlüyor. Kabirini anlatıyor. Yani insan geliş memleketlerini anlatıyor. Nereden geldim? İnsan merak eder de burada benim ne işim var? İstediğim hiçbir tanesi yok burada. Beka istiyorum, fani değil. Evet istiyorum, muayyi bir yer değil. Dert keder istemiyorum, başımdan kurtulmuyor. Peki nasıl bir memleket ya burası? Önü belli değil, sonu belli değil. Gelişim garip, gidişim muamma. E ne olacak yani? Kim beyan edecek bunu? Neyi anlamlandıracak? İnsan bunu ne zaman anlar? Sekerata doğru. Böyle bir hastalık tepene bindiği zaman, ölümün keşif kolları tepemize hastalığa binince, o zaman insan der ki, Allah Allah, hakikaten neydi ya? Bir tanesini demiştim Kırıkan'da, matematik öğretmeniydi, Mehmet abiydi. Ondan sonra, dedim, matematik öğretmeni, dedi ki, Hasan Hoca'ya söyleyin de beni ziyaret etsin. Kanser sarmış, odasına selam bile çok sessiz verecek. Selam. Sesten rahatsız oluyor, nasıl bir hastalıksa. Ondan sonra ben girdim içeri, dediler ki ders yapıyor, dersten sonra gelsin dedi. Dersten sonra gittim böyle, selamun aleyküm Mehmet abi dedim. Aleyküm selam. Dedi ki bana bir cevşen oku dedi. Yok dedim, sana daha acayip rahatlatıcı bir şey okuyacağım dedim. Herkes gelen giden Yasin okudu ya, bana cevşen oku dedi, tamam mı? Beni biliyor. Dedim ki Mehmet abi sana daha acayip bir şey okuyacağım. Ne okuyacağım dedi. Kimse şey yapmıyor, benle rahatlıyor. Dedim tahta getireceğim, sen matematik öğretmeniydin, emekli oldun. Emeklilikten sonra da özel üniversite hazırlama kursunda da hocaydı biliyorum. Matematiğe ruhun o kadar alışmış ki, matematikten sorular çözeceğim, senin ruhun rahatlayacak. Çünkü ruhun ona çok alışkın, ünsiyet etmiş. Dedi ki, bana şaka yapma gene diyor. Lan ömrünü verdin matematiğe. Kur'an oku diyor. Tamam. Şimdi insan ne olursa olsun ihtiyaç duyuyor. Mecbursun. Bu pazarın bir önde giden bir solcusu vardı. Bir araya İsmail bizi bir araya getirmişti o. O zat ölmeden önce diyorlarmış ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah, La ilahe illallah Muhammed Resulullah. O kadar tesbih onu çekiyormuş ki. Yani ne oldu? Ya bir çay ocağına getirmiştin. Hatırladın değil mi? Ha böyle ha. O işte bana soruyorlar. Hoca, cumaş diye mi? Evet, la ilahe illallah, la ilahe illallah çekiyordu. Hey acaba faydası olur mu ona?
el freni çek, daha koyuz. Bu ne demek biliyor musun? İlle ölüm senaryosu değil. Sekerat bu. O iş işten geçti. Çünkü Musa'nın Rabbine iman ettim dedi Firavun. Baktı deniz kapanıyor. Buna sekerat deniyor. Kimisine bir ay, birisine bir gün sürüyor bu. Artık ihtiyar ve irade kalkmış. Yol gözüktü var. Aynen onun gibi Kur'an-ı Mucizül Beyan dahi hakikat-ı mümkünata dair ki o hakikati, yani Kur'an nereden bahsediyor? Fizik ortamından bahsetmiyor, kimyadan bahsetmiyor. Fizik ve kimyayı da içine alıyor. Bu kainatın diyor başından sonuna kadar ezel ve bedel almış. Sırf muayyen bir zaman anlatmıyor. Diyor ki, dünyanın iptidasından tut ta ahiretin en nihayetine kadar uzanmış. Mesela kainatı siz diyor şey zannediyorsunuz. Oysa biz genişlendiriyoruz diyor. Bak, belki bazısı merak eder diye söylüyorum. Şu andaki fiziği de söylüyor. Daha yeni bulunmuş. Mesela kainat genişliyormuş. Ta ne zaman söylemiş bunu? Dünyanın iptidasından tut ta ahiretin en nihayetine kadar uzanmış. Ferşten arşa, zerreden şemse kadar. Ta oralardan buralara kadar yaymış olan şeceri hilkatin hakikatına dair beyanat-ı furkaniyesi. Yukarıda Kur'an-ı Mucizeli beyan diyor. Beyanat-ı furkaniyesi. Yani mevcudatı anlamlandırıyor. Ben bazen diyorum ki Kur'an okurken siz de rastlamışsınızdır. Mesela din deyince helaldir, haramdır, yapma, verme gibi. Diyor ki siz kainatı sabit zannediyorsunuz. Biz genişlendiriyoruz. Siz bu dağları sabit zannediyorsunuz. Biz hareketlendiriyoruz, yüzdürüyoruz. Siz bu denizler birbirine karıştı zannediyorsun. Oysa karışmıyor diyor bazen. Ya bazen böyle şeyler rastladığım zaman, ya senin ne işin var din olarak? Semada ne işin var? Okyanusta ne işin var? Helal, haram, caizdir, caiz değildir. Musevilik gibi 10 tane, 20 tane şeriat getirsem, yani hükümler getirsen, hukuk getirsen, tamam bitiyordu. Ne işin var oralardan? Oralardan ta nerelere kadar? İnsanın ta şah damarına kadar, duygularına kadar, duyguların isteğine kadar tanımlıyor, şekillendiriyor, ifade ediyor. Sonra cevaplar veriyor ona. Burada diyor, diyor. Şurada olacak diyor. Beyanat-ı Furkaniyesi o kadar tenasubu muhafaza etmiş. Bak Kur'an birbirini kapatmıyor. Şimdi 23 senede hepimiz biliyoruz birbirimizi. 23 senede birbirisini ortadan kaldıran, cehreden o kadar sözlerimiz, davranışlarımız var ki. Yani dün söylediğimizi bugün tersini yapıyoruz. Tersini söylüyoruz. Yani ters düz işlerimiz çok. Yapmıyor muyuz? Sözümüzü, söz veriyoruz, durmuyoruz. Bilerek şu hatayı yapıyoruz. 23 senede Kur'an söylemleri, sözleri, ifadesini birbirini ortadan kaldırmıyor, zıtlaşmıyor. Ağacın, ağaca misal verecek, ağacın dalları gibi tenasüplü gidiyor. Gövde, ona uygun kol veriyor, dal, işte ufak parça dallar geliyor, yapraklar geliyor. Baktığın zaman ağaç birbirini tamamlıyor. Biraz önce de okumuştuk. Hem birbirini tamamlıyor, hem birbirini örtmüyor, hem birbirinin hizmetine yardım ediyor. Beyanat-ı Kur'aniye de böyle. Ayetler birbirini cehretmiyor. Birbirini tamamlıyor. 23 senede en başından en son arasında 23 sene geçmiş. Ya o neydi ya ne demiştik falan demiyor. Kapatmıyor. Tam tersine tenasüple gidiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı da öyle. Hayatında İşte onu ortadan kaldıracak söylemlerini, hareketleri yok. Furkaniyesi o kadar tenasüklü muhafaza etmiş ve her bir uzva ve meyveye layık birer suret vermiştir ki bütün muhakkikler nihayet-i tahkikinde Kur'an'ın tasvirine, Kur'an'ın taruhlar aleminden tanımlaması, yani Allah, Allah'lık hakikatından, ruhlar aleminden dünyaya, ahirete ve ebede doğru bu sürecimizi öyle bir anlatıyor ki, öyle bir tasvir ediyor ki, birbirini ortadan kaldırmıyor. Diyor ki, sizin Rabbiniz şudur diyor. İnsan merak eder de Rabbi kimdir?
çok özür dilerim, affedersiniz. Öyle bir dostum vardı ama ne kadar uğraştımsa kurtaramadım. Ömer tanır onu, Ömer Hoca. Gayrimeşru olduğunu öğrenmiş. Yani gayrimeşru oldu. Bak, Rabbini bilmemekle misal vereceğim. Yani kendisinin babası belli olmadığını malum. Yani psikoloji sorun yaptı tabii, çıldırıyor. Ben ona dedim ki kişinin değeri kendindendir, neslinden değil gibi. Çok ulaştım Ömer. Bir intihar etti, neyse. Kurtardı Allah. Daha ondan sonra daha çok kummalı çalıştım ona şey yapmasın diye, ama ikincisini gitti ahirete. Yani insan bir geliş yerini, yani bir babasının belli olmaması, bu adam hayatı anlamsızlaştırmış. O kadar da kişilikli bir insan, o kadar donanımlı bir insan bir de, çok acayip. Şimdi düşün, Rabbin kimdir belli değil yani. Seni kim yaratmış, neye yapmış, maksadı neydi, niye buradasın yani? Düşün, sırf baban belli değildi, intihar ediyorsan, seni niye yapmış, maksadı neydi, burada neye koymuş, nereye götürüyor, bilmesen intihar ediyorlar işte. Hep kapatıyorlar medyalar, Japonya, bir tel koptu diye, Boğaz Köprüsü'nün teli koptu diye adam Japon mühendis intihar ediyor yani. Şimdi tel koptu, koptuysa koptu da yani. Hayatı kendisinin daha değerli şeyler varmış demek. Bak, hayatı anlamlaması bu. Anlamlandırmış tel kadar işte. Bütün, diyor ki, bütün vakitler nihayet tahkikinde Kur'an'ın tasvirine maşallah, barakallah deyip tılsım-ı kainatı ve muamma-i hılkati keşf ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Hakim demişler. Hocam bunun içinde iki dal var mı? Anlattınız hocam. İki tane evet. Cennet ve cennet. O dalın diyor, hayır, bu iki tane dalı şey yapmıyor. Diyor ki, o da o sistemde, o ağaçta iki tane dal var diyor. Dal da var bir tane. Yani dallar çok, ama bir tanesi aşağıdan, bir tanesi yukarıdan gidiyor diyor. Cennet, cehennem dalları diyor. Meyveler verilmiş diyor, işte bu. Çok acayip bir şey yani. Ve devam ediyor da, ben saatim geldi. Diyecek ki, bu ağaç, bir ağaç düşün ki harika bir ağaç. Yani biraz önce dedim ya, gövde, kol, kola göre, el, parmak, bir tenasüp var, altın oranı. Birbirini kapatmıyor. Ağaç da böyle. Gövde var, kollar var falan, yapraklar. Ne kadar tenasüplü. Öyle bir yaprak vermiş ki rengi meyveyi ortadan kaldırmıyor. Portakalın rengine benzer bir renk olsa yaprak, o da ortadan kalkar. Böyle değil yani. Ha, böyle bir mükemmel bir ağaç, birbirinin vazifesini tamamlıyor, birbirinin hizmetine hizmet ediyor, bütünlük noktasında harika bir görünüm veriyor, şunu yapıyor böyle. İşte Kur'an da böyle 23 senede, ama birbirinin hükmünü, oradaki ifadeyi, oradaki sarihi, oradaki imayı, oradaki remzi manayı birbirini cehretmiyor, kapatmıyor. Tam tersine birbirine kuvvet veriyor, birbirinin vazifesini tekmil ediyor, birbirinin işine yardım eder gibi bir ifade var. Yani mesela insanın fıtratına ifade edersek Kur'an'ı diyor burada, yani itmiyor ruhu. Mesela diyor ki Kur'an beka var diyor. Komünistik diyor ki, ateistik vesaire, ahiret yok diyor. Yokluk diyor, insanın yokluk ruhuna hiç uygun değil. Dostlarınla, dedelerinle, babalarınla, ecdadınla daha güzel bir hayat yaşayacaksın diyor. Vaat ediliyor. İnkarcılık bir şey vaat etmiyor ki. Tamam, bizim uğrumuza öl diyor. Yani mücadele et diyor. Şeytlik demiyorum, komünistlikle. Tamam, neticesi ne? Devrim şehidi olacaksın diyor. Gene dini kullanıyor, şehit tabiri din. Devrim şehidi olacaksın. Şehitlik de bizden almış yani. Ne olacak sonunda? Hiç. Tamam, öldüğünde ne olacağım yani, ben arkamda bir sürü neslim şey yapacağım, hiçbir şey. Devrim şey. Ama bana neyi vaat ediyor? Bu bıraktığım nesil beni yad edecek, bana dua edecek, üç tane şey bırakın diyor. Defteriniz kapanmasın diye. Hayli bir evlat, hayli bir müessese, hayli bir kitap. Ha, bana diyor ki sen diyor mücadele edersen, ölürsen böyle bir eserin olacak. Ahirette de Allah sana şehitlik mukabelesi yapacak. Fıtrata uygun değil mi bu? Amerikan askerine öyle demişler. Yani anket yapmışlar. Türklerle savaşsak ne yaparsınız demiş. %95'i istifa ederiz demiş. Gerekçeyi yazmış.
Demiş ki biz maaşla savaşıyoruz, onlar ölmek için yarışıyor diyor. Şehitlik ya. E şimdi din sana ahireti ebedi söylüyor. E fıtrat itiyor mu bunu? Yok canım nereden çıktı ya? Of hiç canım da sıkıldı ya. Öyle bir şey olur mu? Ben böyle bir şey istemiyorum ki. Dostlarla beraber olacaksın diyor. Şöyle şöyle olacak diyor. Senin ruhun şöyledir diyor. MR çektiriyor sana. Yani bedenin arkasındaki ruhunu tasvir ediyor. Birbirini kapatmıyor. Yani fanide bulunurken niye burada bulunuyorsun? Oraya nasıl intikal edeceksin? Onları söylüyor. Cerh etmiyor. İnsanın fıtratı Kur'an'ı itmiyor. Abi kapatmadan bir şey sormak istiyorum dersin. Şimdi bahsettiğiniz çekirdeğin patlamasıyla o ağacın bütünlüğünün temessülü oluşuyor. Oluyor. Yani, sen görmüyorsun ama. Yok, 10 metre olabilecekse mümkünatta varsa böyle bir şey, 10 metresi temessülü belirgin. Hı. Ben kader eserindeki gibi dua, iman, rıza ve şuurla kazaya dönüştürdüğüm bölüm, benim oluşturduğum ağaç budur. Öyle mi? O netleşen, mesela Filiz. Evet. Onlar kalıplara ne kadar harç dökersen, muayenleşti o. Tamam, bu muayenleşti. Kaza bu. Bu benim kazam oldu abi. Kader değil. Kader değil. Hı. Kader bütünlüğü. Bütünlük. Kadere ulaşmak mıdır acaba üstadın bizim yolumuz dediği aç, fak, şefkat tefekkür abi? İşte bu üstadın bulduğu yöntem bu. O bütünlüğe ulaştırıyor değil mi? Bütünlüğüne ulaştırıyor. Temessülün bütünlüğüne ulaştırıyor. O zaman kendini tamamlayacaksın. Adeta tövbe tövbe tefekkür için söylüyorum. Tahallü küfür küfür değil. Haşa. Allah var, hiç kimse yoktu. Sen varsın. Ama cevher olarak varsın. Allah dedi ki gel gafuruna buraya gel. Tamam. Şimdi hiçbir şey yaratmadım. Kainat yaratmadım. Senin ruhunu da mahlukatı hiç kimseyi yaratmadım. Ey ruh, cevher ruh gafur. Kendi yaratılmanı, kendi yaratılmana kendin şahit ol. Seyret sen nasıl yaratılıyorsun. İnsan orada cevher olarak bulunsa, kendi yaratılışına, kendi aklının yaratılmasına, ruhunun yaratılmasına, hayatın yaratılmasına şahit olsa nasıl bir keyif alır? Kur'an buraya çıkartıyor seni. Benim kabı kavşeydim o. Kabı kavşeyim bu işte. Yani yaratılış sürecine şahit olmaktır kabul kavşeyin. Kabul kavşeyin bu ya. Kendi yaratılışına seni Kur'an alıyor buradan, gel diyor. Adeta biraz önce misal verdim ya, gel cevheri ruh. Bu sürecin yaratılmasına Allah öyle bir gizli gezdiriyor. Ruhen, aklende demiyor. Diyor ki sen yaratılacaksın, ruhun yaratılacak. Hayatın yaratılacak, aklın yaratılacak, ahiret yaratılacak, alemimiz arş, kürs, Cebrail, Mikail yaratılacak. Gel buna şahit ol. Seyret de demiyor. Şahit ol. Bu haleti kazanan ruh şehit oluyor işte. Şehit olduğu için şahit oluyor. Şahitliğinden şehit oluyor. Şehit ile askerde ölen değil. O askerde ölen kandır. Buna şahit olan mürekkep sahibidir, alim. Alimin mürekkebi. Alimin mürekkebi, alimin kanı değil, şehidin kanı ile muvazene ediliyor. Alim peki nedir o? Bak, alimin mürekkebi, şehidin kanı. Ya kendisi? İşte buna şahit oluyor. O şehidi de bu yetiştiriyor, o ruha da bu veriyor. İşte kendi sürecine şahit ol ey kulum. Kur'an seni buraya çıkartıyor. Böyle bir makam. Bu makama da Kabu Kavsen deniliyor. Bunu da bize bu şekilde tefsir edip Risale-i Nur namı ve unvanı ile bizim elimize veren Allah'a hamdü senalar olsun. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.